Peki o zaman hemen soralım. Ekonomi yazarı, Yeni Çağ Gazetesi yazarı ve aynı zamanda paramedya.com kurucusu Remzi Özdemir bu bölümde bizlerle birlikte. Sayın Özdemir, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür, i̇yi haftalar olsun. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Diliyoruz ki tüm dünya için iyi ve güzel bir hafta olur ama ne yazık ki sıcak gelişmelerle başladık ve bu jeopolitik risklerin bir anlamda piyasalara etkisini konuşuyoruz. Dolar sabah saatlerinde sığ piyasalarda 28.15'i gördü dedik ve merak ediyoruz bizi acaba neler bekliyor? Ne dersiniz? Gerçekten çok enteresan bir döneme girdik. Bana göre bundan sonra hiçbir şey, hep klasik bir sözdür ama ben burada tekrarlamak istiyorum. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü gördük ki burada büyük bir bölgesel hareketlilik olacak ve biz bu hareketin tam kalbindeyiz coğrafi olarak. Jeopolitik olarak bir şeylerin olacağı artık kesinleşmiş durumda. Bu saldırı bana göre en çok ekonomi dünyasını etkileyecek, en çok insanların cebine girecek olan parayı etkileyecek, aile bütçesini etkileyecek. Evet, belki bu savaş biraz da soğuk savaş gibi devam edecek. Belki sıcak bir savaşa dönüşecek. Ancak kesinlikle ve kesinlikle ekonomi dünyasında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Şu an itibariyle piyasalara baktığımız zaman petrolde aslında çok da korkulan olmadı. Yani petrolde dün bazı özellikle uluslararası yorumcular 100 doların üzerinde bir fiyat bekliyorlardı. Bu olmadı. Geçen hafta 95 doları gören ancak cuma itibariyle 85 dolara kadar, hatta 83 dolara kadar gerileyen petrolün şu anda baktığımız zaman 87 dolar civarında olduğunu görüyoruz. Yani petrolde evet bir küçük bir kısmı yükseliş var ama o kadar da çok büyük bir yükseliş olmadı. Bunun olmamasının en büyük nedeni bana göre şu anda Suudi Arabistan ve Rusya'nın durduğu pozisyon. Bunlar tabii ki önümüzdeki günlerde nasıl bir pozisyon alacaklar, nasıl açıklamalar yapacak, buna göre şekillenecek. Ancak şu anda bir sakin bir durum var. Özellikle OPEC ve OPEC Plus üyeleri arasında ki Suudi Arabistan ve Rusya bu çok önemli bir oyuncu burada petrol fiyatlarının belirlenmesinde. Her ne kadar Rusya'da tavan fiyat uygulaması varsa da yine de Türkiye gibi, Hindistan gibi, Çin gibi ülkelerin Rusya'dan iskontolu petrol aldığını biliyoruz. Tabii ki bu doğal olarak bu iskontoyu da etkileyecek. Yani bizim hayatımızı direkt olarak etkileyebilecek bir şey. Peki petrol fiyatları burada kalır mı? Eğer bu gerginliğin devam etmesi halinde ben şahsen petrolün kısa vadede 100 doların üzerine çıkmasını bekliyorum. İşte burada bana göre dövizden de önemli, borsadan da önemli hareket bu olacaktı. Petrolün eğer 100 doların üzerine çıkması halinde Türkiye'de orta vadeli planından tutun da birçok planımız, birçok hesabımız, kitabımız bozulacak. Neden bozulacak? Çünkü Türkiye ithalatında en büyük kalem enerji. Yani biz her ay ortalama 4-5 milyar dolarlık ticaret açığını enerji nedeniyle veriyoruz. Ve bu rakam biraz daha kabardığı zaman bu bize zaten dolar kıtlığı yaşayan ülkemizde biraz daha zorlayabilecek bir gelişme bir. İkincisi enflasyon. Çünkü enerji fiyatlarındaki her bir kuruşluk artış bize enflasyon olarak yansıyor. İşte burada bir çıkmaza giriyoruz. Özellikle Türkiye gibi, ki Türkiye gibi derken bölgedeki herhalde tek bu durumda olan ülke biziz. Türkiye'nin ciddi anlamda olumsuz etkilenebileceği bir durum. Hemen petrolden dövize geçtiğimiz zaman Bilge, dolarda şu anda aslında çok da yüksek tansiyonlu bir işlem görmüyoruz. Burada Merkez Bankası'nın yine arka kapı operasyonu var mı yok mu daha net göremedik. Ancak dolara da büyük bir talebin olmadığını görüyoruz. Yani talep de yok, çok büyük bir talep de yok çünkü uzun süredir biliyorsunuz Londra'daki swap piyasalarının kapalı olması nedeniyle biz kendi içimizde dönüyoruz. Yani yurt dışından ancak Türk lirasına talep, dövize talep, bizim kendi oyuncularımızın, yerli spekülatörlerimizin gerek borsa gerek uluslararası yatırımlarından dolayı ihtiyaç duyduğu bir şey. Onun dışında gerçek anlamda
yabancının gelebilmesi için Londra'daki swap piyasasının açılması lazım. Şu anda aslında Londra'daki swap piyasasının kapalı olması bu krizde bizi biraz da korudu diyebiliriz aslında. Yani her ne kadar yanlış bir durumsa da evet şu anda korudu. Eğer Londra swap piyasası açık olmuş olsaydı kesinlikle Türk lirasına yönelik müdahaleler olurdu ve doların çok rahat 30 liranın üzerine çıkması mümkün olabilirdi. Ancak şu anda yurt dışından öyle bir talebin olmaması nedeniyle dolarda da biraz sakin bir görüntü var. Ancak bu sakinliğin dışında yani yabancının talebinin dışında bizim başka sorunumuz var ki biraz önce de ifade ettim. Dolar kıtlığı. Bakın Mehmet Şimşek halen daha taahhüt ettiği ya da getirmeyi beyan ettiği insanlara ifade ettiği dolar halen yatırımlar gelmedi. Bizim bir de böyle bir sorunumuz var. Yani büyük bir coğrafi krizin tam göbeğindeyiz ve ciddi anlamda bir rezerv sorunumuz var. Şu an itibariyle rezervimiz eksi 50 ila 55 milyar dolar arasında, bu hafta bu değişebilir ve bizim halen daha ülkemize gelen bir yatırımcının olmadığını görüyoruz. Peki bu jeopolitik risklerin her geçen gün yükseldiği bir dönemde Türkiye'ye para gelecek mi? Türkiye'ye yatırım gelecek mi? İşte bizim en büyük şanssızlığımız bana göre bu İsrail'e olan saldırının faturasını dedim ya biraz önce biz çekeceğiz. Buydu. Belki de gerçekten Mehmet Şimşek'in çabalarıyla gelecek olan 20-30 milyar doların da artık bu saatten sonra gelmeme riski yükseliyor. Çok ciddi anlamda yükseliyor. Çünkü dediğim gibi Türkiye bu jeopolitik riskin tam göbeğinde. Evet, jeopolitik risklerin etkisiyle başladık yeni haftaya dedik. Bu arada izleyicilerimiz soruyor, borsayı soruyorlar. Zira orada da negatif.